Merhaba arkadaşlar. Tekrardan güzel bir hafta sonu, pazar günü videosuyla beraberiz. Şu an Torosların zirvesinde Dereköy mahallemize bağlı Sarot yaylasındayız. Biraz önce Dağlıca şehitlerimiz için yapılmış çeşmemizi gördük. Şırıl şırıl sularımız akıyor. Burası Sarot'un suyu. Tabii su bu aylar itibariyle artık yok denecek derecede azaldı. Burası dere gibi akar ama mevsim itibariyle biraz da içme suyu olarak şehir şebekesine katıldığı için su oranı ciddi şekilde azaldı. Ama manzara güzel. Bugünkü gezimizde nasipse Sarot yaylamızdan çıkıp Sorkun Keklicek yaylasına uğrayacağız. Keklicek yaylamızda teyzelerimiz var. Su istiyorlar. Orada da 2-3 çeşme harici sular yokmuş. O yüzden su istiyorlar. Oraya ziyaret edeceğiz. Onlarla sohbet edeceğiz. Ondan sonra genç çiftçi, genç çoban TV, Hüseyin Güldağ, babası Remzi abi, Remzi Güldağ ile hasbihal edeceğiz. Güzel bir pazar gezisi. Buyurun seyirle. Baharın yağışlar varken Toros yaylalarının her tarafı çiğdem çiçek. Yağışlar kesildikten kere gördüğünüz gibi bomboz toprağın üzerinde bir güzellik var. Özellikle arıcılar iyi bilir ve geven balı diyerek duymuşsunuzdur. Gördüğünüz gibi kurak boz toprakta Mevlam veriyor güzellikleri. Bu gördüğünüz geven çiçekleri. Arılar şu dikenli bitkinin üzerinde bile harıl harıl çalışıyor. Ondan sonra gevenlerin çiçeğinde bu mevsimde bu çiçeklerin üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Bakın. Bu gevenin bir özelliği de gördüğünüz gibi maki bitki örtüsünü oluşturuyor. Ve yüksek ağaçlar olmadığı için buralardaki şu gördüğünüz dağın eteğinde yukarıya doğru tamamen gevenle kaplı. Toprağın, verimli toprağın yağışlarla aşındırılmasını da önlüyor. Yani sel, afet olduğunda, yoğun yağışlar olduğunda toprağı kökleriyle tutarak sıkıntılı süreçlerden de toprağı koruyor. Normal zamandaki hali şöyle. Diken. Gördüğünüz gibi bakın şu şekilde diken ama Mevlam bir dikenden böyle eşsiz güzellikte çiçekler çıkar diyor.
Aa, taranaları yapmışsın emmi. Vallahi avrat yaptı işte getirdi buraya vuruşmaya. Maşallah. Evladım Yok. ekmeğinden geldi. Karnım iyi yani. Şöyle bakayım. Oh. Maşallah maşallah. Şimdi bakayım şöyle de. Yani Nasıl denk geldi. keyifler iyi yaylada? Allah'a çok şükür ben. Ya o köy değil yani ben var ya yaylayı bıraksınlar. Ben Bozkurt'ta zaten duramıyorum. Kışın zor çıkarayım. Burada işte oturuyoruz. İki sinek şeylere bakarız. Hoş bulduk teyze. Hayırlı günler. Hayırlı günler. O zaman yemeği yiyelim ondan sonra kahve yapalım. Tamam mı? Yo yo Önce ben. yemeği yiyelim dur sen. Türlü bir şey veriyor da insana. Evet teyze. Yavrum ben buraya havasının sırf havasının yüzünden İstanbul'dan geldim buraya babamın yurdu burası. Ev yaptım. Ey kötü dedim ben oralarda bahar geldim idi ne kahvaltı sofraya oturamıyorsun parka ora bura gidemiyorsun. Mecbur kaldım parka gitsem merdivenden çıkamıyorsun. Geldim burayı düz ayak yaptırdım. Ama tamam havası hoş yağmuru yok bak hiçbir yeşilliği yok. O suyu ey kötü biraz su olsa herkesin evine saat takılsa da su olsa herkes evinin önünü yeşillendirecek. Bir de su çıkacak. Vallahi billahi koyunlar şuradan akşam sabah çamurla ot kökü yer. Hiç başka bir şey yok. Çünkü yağmur yok yavrum. Kaç aydır yağmur düşmüyor buraya. Bir çeşme buraya yapmışlar. Bu bazen yerli kesiliveriyor. Şuralardan şey ettiler miydi? Suyu şuralardan kendilerine çevirdiler miydi? Burası yerli kesiliyor bazen. Bu azıcık bir damlacık şey yapıyor. Yolları desen ben bak 3 aydır şeye gitmem çünkü araba tutuyor haldır huldur haldır huldur arabaların şeyi indiriyor kaldırıyor. Mevlam inşallah şu suyun geldiğini bir göreyim ben belki bana dediler ki bu ev yap. Gazay? Ha gaz dedim. Buradan kurt çıkıyordu da onu toplar. Bu da ondan getirdim. Şunların dibinde. Burada yok. Tavukların da mı var teyze? Bu bir tane 4 tane aldımdı yavrum. 3 öldü de. Bunca kazım bana bir arkadaş oldu. Bir de çektireyim. Pekin güzelliğine baksana gel. Bu tohumdan bitti işte. Gel. Maşallah maşallah. Şunu bir biçtim. Şurasını bir biçtim de bu yetkin. Ya.
işte hep böyle. Bize ne yapalım, ne yedin güç dur. Barajak konuşturuyor kadın. Suyun ağzını şöyle şey yapın, şöyle biraz yere aksın. Bana şey gelsin. Şimdi evde 20 soru bir daha gelirim ben. Hoş bulduk. Evet. Ben Hüseyin Güldağ. Oynaya Bozgurt Sorkun Kekbücek gel aslında. İlkokul mezunuyum. Davarların içindeyiz. Davarlarla eskiden gelen bir şeyle baba mesleği devam ettiriyoruz davarımızı, sürümüzü. Kalabalık bir şekilde peynirimizi yapıyoruz. Ürediyoruz kurbanlık. Ada hepsinden yapıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz dağın başında uğraşıyoruz. YouTube'da da bir şeyimiz var. Arkadaş kitlemiz var. Orada paylaşıyoruz yaptıklarımızı. İşlerimizi yapıyoruz burada dağın başında. Kışın koya iniyoruz. Yazın yaylaya çıkıyoruz. Yükseklerde bayağı. Konya Bozgur Sorkun köyünde kışın hayvancılık yapıyoruz. Oraya iniyoruz. Yazın yaylaya çıkıyoruz. Sorkun yaylası. Kekbücek diye geçiyor. Burada yazın burada sürdürüyoruz. Kışında köyde yapıyoruz. Yaylada da park olduğu için köye iniyoruz mecbur. Yaylalarda kimse kalmıyor. O yüzden köyde devam ediyoruz hayvancılığımıza. Hüseyin, ne kadar hayvanın var? Şu anda bir arkadaşım paylaştı. 6-700 mal var. Normal 300-400 malımız var. Arımız var, inek var, köpek, eşek. Her şeyden var, bulunduruyoruz. Hayvancılığı seviyor musun? Hayvancılık merakı nereden geliyor? Onu bir anlatırsan. Okul. Hayvancılık merakı. Şimdi severek yapıyoruz ya. İşten gelen bir sevgi bu. Bu anlatılmaz. Bunu yaşayacağız. Bunu yaşayarak zevkimizi alıyoruz işte dağlarda, taşlarda. Bu hayvancılık merakı bize bağımda hayvancılığıydı. O yüzden sevdik. Sevda böyle yapmaya başladık. Merak, hastalık. O yüzden devam ettiriyoruz bu hayvancılığı. Severek yaptığımız meslek. Devam ettirerek sürdürüyoruz, üretiyoruz, satıyoruz, ediyoruz. Hepsinden yapıyoruz. Destek anlayacağınız hayvancılık tükeniyor. Biz de devam ettirmeye çalışıyoruz genç yaşta. Üretmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler yapıyoruz. Dağlarda, köyde, yaylada olsun. Toroslarda. Hayvancılığı tavsiye ediyor musun? Edilmem ya. Etinden, sütünden,
doğal olarak her şey ilacı olmuş. Şimdi bunlar doğal olarak dağda uğraşıyoruz biz. Doğal dağda kekikten, her şeyden yapıyor etini şeyini. Şimdi her şey ilacı olmuş ama biz burada doğal halde yetiştirmeye çalışıyoruz. Peynirinden, yoğurdundan, yağından, keşinden, etinden her şeyi doğal. Öyle ilaç milaç yok. Dağda eriyor, katıyoruz, sütünü sağıyoruz. Peynirimizi yapıyoruz, işimizi yapıyoruz. Gübresi var, gübresini yolluyoruz manava taraflarına, mustarlalarına. Her şeyin değerleniyor. Ama zor iş. Sevda oldu mu, sevda işte bu hastalık oldu mu yapılıyor ya, merakla, sevdayla. Yapılıp gidiyor onu. Kolay, yapabilene kolay. Hastasından, dilinden anlayacağım. Ne konuştuğunu, hastasını, şeyin hepsini anlayacağız. Öyle kendiliğinde olan bir şey değil. Güdük de katılmıyor ona. Hastası var mı? Ondan sonra işte sütünü sağacağım. Neyi var bunun? Derdi var mı? Bağırıyor, neden bağırıyor? Hepsini anlayacağız. Anlamadık mı olmaz. Kuru kuruya güdük gelip katmayla olmuyor bu işler. Köpeğin karnı var. Köpeğe bakıyorsun. O davara bakıyor, gidiyor. Daha da hastalı olanı kalıyor. Hep soruyor. Nasıl şey sorayım ben sana? Onu anlat. Mesela ekonomik anlamda getirisi nasıl? Tamam, eziyeti var. Hı. Ekonomik olarak nasıl? Ekonomi olarak bu yem fiyatları yüksek. Ama dağdan yayıldığı sürece biz bunu dağda gidiyoruz. Dağdan yayıldığı sürece şükür iyi eriyor, gene yeter. Cepten yedi mi, elden yedi mi yem. Yem fiyatı yüksek olduğu için dokanır tabii. Bir şey anlayamayız. Ne yap kazandığımızı anlayamayız. Yem fiyatlar yüksek, saman yüksek. Devamlı dağdan gütmeye çalışıyoruz. Dağda yayılımlardan, ottan. Davar zaten dağda yayılmayı çok sever. Bir hayvan. O yüzden dağda eziyet ediyorum ama yapacak bir şey yok. Elden yiyeceğine dağdan yesin. Arkasında rahat rahat dolanıyoruz. Temiz havamızı alıyoruz. Ne güzel dolanıyoruz. Karışanımız yok, şey edenimiz yok. Şimdi YouTube'daki ne kadar takipçim var, nerelerden takip ediyorlar, ondan bahset bir. YouTube'da da takipçilerimiz var, 55 bin abone şu anda. Bir sene de ilan oldu. Orada paylaşıyorum yaptıklarımı da. Dünyanın her yerinden izliyorlar, yorum yazıyorlar. Oradan şimdi şuradan izliyoruz. Önceden biz de çobanlık diye onlar da, onlara da izlettiriyoruz. Onlar da bizle gurur duyuyor. Geç girişimci olduğumuz için davarı şey yapıyoruz. Kendim sağlıyorum, kendim peynir yapıyorum, gidiyorum. Bir arkadaş daha var işte, o geçiyor gidiyor, ben oğlağa gidiyorum. Durmak yok. Evet abi. İsmi Mahmut Karagöz. Keçi gübresi alıyoruz, muzculara götürüyoruz. Muzcular keçi gübresini özellikle niye tercih ediyor abi? Vallahi muzavu yarıyor. Sığırdır, koyundur pek tercih etmiyorlar. Sadece keçiyi seviyorlar. Yani. Keçi. Şimdi sen Antalya'dan? Manavgat'tan geliyorum ben. Manavgat'tan? Evet. Ne yapıyorsun? Bu Bozkır'ın yaylalarına? Evet evet, böyle yaylalardan aşağı seracılara gübre indiriyoruz. Ne sıklıkla geliyorsun abi buralar? Ya şeye hava durumuna göre, misal dün gelecektik, gelemedik. Hava düzgün olduğu sürece hemen hemen bir sorun olmadığı sürece veya yangın çıktı bizim orada işte bir hafta 10 gündür gelemiyorduk. Bilemiyorsun yani. Normalde genelde geliyorsun. Seracılar bunu özellikle bu... Keçi gübre sistemi. Keçi gübresi. Keçi gübre sallar. Ben şey yapıyorum. Thank you.
Remzi dayı, önce kendini bir tanıt. Ben Remzi Gullah, Konya Bozkurt Soklu köyünden. Şu anda yayladayız, Tekrizek kayasındayız. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Ufak baş, büyük baş. 52 yaşındayım şu anda. Hayvancılık, bizim geçim kaynağımız hayvancılıktır. 12 ay bizde kurbanlık, adaklık, hayvan bulunmaktadır. Keçilerimizi, damızlık keçilerimiz var, sağıyoruz. Benim oğlan var, peynir yapıyor, sağıyor. Peynirinden, keşinden, üpresinden yararlanıyoruz. Devletimiz tabii Küçükbaş'a da desteklerini esirgemiyor, veriyor. Destek de alıyoruz, yapan arkadaşlarım bilirdir tabii bunu, küpe desteği. Sağ olsun işte, biz bu işlerle meşgulüz. Geçim kaynağımız bu yani. Ama tabii bizim yaylalarda suyumuz biraz kıt. 3-5 tane çeşmelerimiz var. Su az olduğundan dolayı hayvanlarımız suyunu iyice alamıyor. Su sıkıntısı var biraz. Suyumuz da olsa tabii daha iyi olacak. İşte bizim bu Torus Dağları'nı görüyorsunuz böyle. Manzara böyle yani. Bizim geçim kaynağımız hayvancılık. Remzi dayı, oğlan? Benim oğlan var, Hüseyin Güldağ, Genç Çoban TV kanalı var. Bu da ilkokul mezunu, okumadı. Baba dedi, ben de dedi hayvancılık yapacağım dedi. Oğlum oku diye çok yalvardım, okumayacağım dedi. İlla dedi ben bu hayvancılık yapacağım dedi. Yanımda o da sağ olsun, Allah razı olsun. Kendi meslek edinmiş, kendi 300-500 davarı gidiyor. Bir tane de bir sene çoban tuttu. 150-200 geçiyi kendi sayıyor, peynirini yapıyor, değerlendiriyor. Aynı dediğim gibi gübreyi Antalya, Manava'da gübreciler geliyor, gübreyi oraya değerlendiriyor. Hani çalışana iş var yani, aç kalmıyoruz. Allah'ın bin şükürler olsun. Geçinip gidiyoruz yani. Hüseyin, bunun ismi ne? Bunun ismini daha koymadık. Yeni olur daha bir aylık. Bir aylık mı? Daha isim yok bunun. Ne kadar köpeğin var Hüseyin? 6 tane. Yeniklerle 6 tane. 2 yenik var, 4 köpek. 2 yenik, 4 köpek. Ördek de var, gaz da var, tavuk da var galiba. Ne arsan var, koyun da var. Güvercin de var. Maşallah. Kangal kullanırız ki. Malaklı kangal kullanırız. Malak. Davar için bunlar daha mı iyi? İyi olmaz mı? Mala bakıyorlar, sadıklar. Bunlar 2 ay sonra davara gidecekler. 2 ay sonra maşallah. 2 ay var. Ateş yakalım. Oh.
sana Ceylan'ı ve onlar yardımcı olur verirler. Öyle mi öyle mi? Üstüne alardım. Aynı bu şimdiki gelen. Hayır buyurun bayan. Remzi dayı. Yani, buyurun abi. Bu neydi? Tarhana değil mi? Tarhana evet abi. Ballar senin mi? Ballar tabii bizim abi. Remzi Gülda abimiz bakıyor değil mi? Bakım iyi yani. Muhakkak tabii buyurun. Yaylığa gelip de bal yemedik demeyin arkadaşlar buyurun. Herkes de kapımız açık yani. Yanat ya az yanat. Ziyafete geldik. Açmayabilir git tuttum doğru. Açılmaz ama ne arası ya? Ben tutuk açarım. Bakın bir